Evet. Tamam. Şimdi sınır kapılarıyla ulaşım konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. Öncelikle sınır kapıları ile ilgili sorularda sınır kapısı ve bulunduğu ülke eşleştirmesi yapılabilir. Hangisi yanlıştır diye sorabilir. Bulgaristan-Yunanistan sınırları eskidir. Bu açıdan bakacak olursak şöyle aş aşağı kısmı mı alayım? <laughs> şöyle alayım. Özellikle uzun köprü, Karaağaç, İpsala sınır kapıları Yunanistanlı olan sınır kapılarını oluşturmaktadır. Yunanistan'la sınır kapılarımız uzun köprü, Karaağaç, İpsala. Bunlar içerisinde en önemli ve en işlek olan İpsala'dır. Tabi salgın öncesinde çok popülerdi çünkü mültecilerin en çok Yunanistan'a geçmek için müracaat ettiği sınır kapıları bunlar. Demiryolu bağlantısı var. Yunanistan'a Uzun Köprü üzerinden demiryoluyla gitmek mümkün. Ancak şu an hızlı tren projesi kapsamında yenileniyor. Dolayısıyla zaten şu an salgın nedeniyle kapalı ama hızlı tren projesiyle yenilenme faaliyetleri de devam ediyor. Yani Yunanistan'la sınır kapılarını not alalım. İpsala en işlek olan. Karaağaç, ağaç, uzun köprü. Bulgaristan'la olan sınır kapıları Kapıkule, Hamza Beyli, Aziziye olarak değerlendirilebilir. Bunlar içerisinde en öne çıkar ise şurada bir daha chat olayını tekrar geriye gelecek olursak bakayım arkadaşlar. Evet şuradan. Şuradan kısaltayım. Ee, kaydettiğiniz videoları size ulaştıracaklar. Muhtemelen siteye yüklerler. Arada sorunuz olursa buradan bana sorabilirsiniz. Ben de cevaplandırayım. Şimdi arkadaşlar Bulgaristan sınır kapıları içerisinde Kapıkule, Hamza Beyli, Aziziye sınır kapılarını alacağız. Bunlar içerisinde Türkiye'nin de en işlek sınır kapısı Kapıkule. Yani en çok kullanılan öz özellikle Yolcu taşımacılığında, tır taşımacılığında Kapıkule İpsala da işlektir ama Türkiye bazında Kapıkule'yi alabiliriz. Bu da demiryolu bağlantısı olan bir sınır kapısı. Ancak yine hızlı tren projesi dahilinde yenilenme aşamasında Gürcistan'la olan sınır kapıları Sarp, Cambaz, Türk Gözü. Bir de en son açılan Gürcistan'la Aktaş Sarp eskidir. Bunları not alalım mutlaka. Şimdi burada Canbaz sınır kapısı demir yolu bağlantısı olan bir sınır kapısı yapılıyor. Daha henüz tam anlamıyla Türkiye ile bağlantıya geçmedi. Ama bir proje var. Demir İpek Yolu projesi. Demir İpek Yolu. Bu tarihi İpek Yolu'nu tekrar canlandırarak Çin'den başlatıp eski güzergahında Anadolu'dan Avrupa'ya, oradan Manş Tüneli ile İngiltere'ye ulaştırma projesi 2019 2019 başında Ankara'ya gelmişti ilk. Hedef olarak ilk deneme turu yapılmıştı. Çin'den tren Ankara'ya kadar ulaşmıştı. Bu projenin ismi Tek Kuşak Tek Yol projesi. Demir İpek Yolu projesine verdiğimiz isim birazdan göreceğiz. Tek Kuşak Tek Yol projesi. Bu proje Türkiye'ye hangi sınır kapısından giriyor derse Canbaz'dan giriyor. Bu önemli. Gürcistan sınırında Canbaz sınır kapısından girecek. Kapıkule'den çıkacak. Dolayısıyla girdiği sınır kapısıyla çıktığı sınır kapısını bileceğiz. Demir yolu, İpek yolu projesi tek yol, tek kuşak projesi olarak isimlendiriliyor. Ermenistan'la olan sınır bağlantılarımız kapalı. Çünkü Ermenistan'la bir siyasi bağlantımız yok. Diplomatik bir bağlantımız yok. Akyaka ile Alican sınır kapılarını görmekteyiz. Bunlar demiryoluyla bağlantısı olan sınır kapılarıydı ama şu an kullanım dışında diyebiliriz. En kısa kara sınırımız ise Dil Ucu sınır kapısı, Nahçıvan'la olan bir sınır kapısıdır da. Nahçıvan Özellikle Azerbaycan'a özel bir yapıda olan bir bölgeyi oluşturuyor ve en kısa kara sınırını dil ucu olarak, sınır kapısı olarak bağlantıyı sağlıyoruz diyebiliriz. En eski sınırımız ve doğal sınırımız İran sınırı. Çok dağlıktır, çok engebelidir. 1400'lü yıllara kadar iner, Şirin anlaşmasına göre çizilmiştir ve burada sınır çizilirken doğal olarak... Su bölümü çizgisi dikkate alınmıştır. Bu çok önemli. Bunu not alalım. Su bölümü çizgisinin dikkate alındığı tek sınır kapımız diyeceğiz. Su bölümü çizgisinin dikkate alındığı tek sınır kapımız. Yani ne demek su bölümü çizgisi? Akarsuyun en yüksek noktaları, rakım noktaları dikkate alınmış. Öyle belirlenmiş. Aras Nehri özellikle burada devreye girmiş ve akarsuyun en yüksek fit noktaları dikkate alınarak bu sınır belirlenmiş. Burada Gürbulak, Kapıköy, Esendere sınır kapıları var. Kapıköy ise İran'la demiryolu bağlantısı olan tek sınır kapımız. Yani mesela Tatvan'a demiryoluyla geliyoruz. Sonra gemilerle Van'a geçiyoruz. Van'dan Kapıköy'den İran'a geçmek mümkün Salgın öncesinde açıktı. Şu an o da kapalı. Özellikle Kapıköy sınır kapısı İran'la demiryolu bağlantısı olan tek sınır kapımız diyebiliriz. Irak sınır kapıları ise Habur, en son Irak'a açılan üzümlü ve Derecik sınır kapılarından oluşuyor. Habur çok işlek bir sınır kapısı. Şu an kullanılmıyor tabii ama özellikle Irak tır taşımacılığı açısından önemli bir sınır kapısı. En uzun kara sınırımız, en stratejik sınırımız ve en çok sınır kapısı olan sınırımız ise Suriye sınırını oluşturuyor. En son sınır kapısı Suriye'de Hatay'da Zeytin Dalı sınır kapısı oldu. Yani en son açılan Zeytin Dalı'ydı. Hatay Suriye sınırını açıldı. Yine Hatay sınırında yayladığı Cilvegözü Islahiye, Kilise Doğru, Çobanbeyli, Urfa'da Öncü Pınar, Kargamış, Mürşit Pınar, Akçakale, Ceylan Pınar ve Mardin'de Nusaybin. Görüyorsunuz, en çok sınır olan sınır kapımız Suriye sınırı. En işlek sınır faaliyetleri açısından da bir dönem çok yoğun bir sınır faaliyeti vardı. Şu an mülteci kampı durumunda diyebiliriz. Bunun dışında en işlek sınır kapısının kapı kule olduğunu söylemiştik. Yüz ölçümü Türkiye'den büyük olan tek komşumuz İran. Türkiye'nin yüz ölçümü 510 milyon 578 kilometre. Bu kilometre kare ile tüm komşularımızdan daha geniş bir gerçek yüz ölçüme sahibiz. Ancak İran bizden daha büyük olan tek yüz ölçümü olan ülke konumunda. Demiryolu bağlantısı olmayan tek ülke Irak. Çok eski dönemlerde Hicaz demiryolu vardı ama şu anda yok. Dolayısıyla demiryolu bağlantısı her ülkeyle var ama aktif durumda değil. Onu söyleyebiliriz. En uzun sınırımız Suriye. En yeni sınırımız Hatay'dan dolayı Lozan sonrasında kararlaştırıldı. Suriye, Hatay sınırı. En eski sınırımız Kasrişin'in anlaşmasına tabi çizilen su bölümü çizgisinin varlığıyla çizilen İran, en kısa sınırımız Nahçıvan, en çok taşkın yapan ve bir ülkeyle en kısa sınırımız olan Yunanistan. Yunanistan Meriç Irmağı tarafından çizilir ve Meriç Irmağı en çok taşkın yapan ırmaktır. Yunanistan sınırı çizilirken Talvek çizgisi dikkate alınmıştır. Bunu da not alalım. Talvek çizgisi. Yani akarsuyun en sığ noktaları dikkate alınmış akarsuyun en sığ noktalarıyla Yunanistan sınırı çizilmiş ve belirlenmiş. Çok taşkın yapar Meriç. Çünkü su seviyesi çok düşer yaz aylarında özellikle kışın ise çok artar. Çünkü kışın hem kar erimeleri hem de baraj kapaklarının açılması taşkın için bir ön hazırlık oluşturur. Ön yol açar. Gerçi pirinç üretimi açısından da bu taşkının bir sıkıntısı olmaz ama köyleri çoğu zaman tarlaları sel basabilir. Onun dışında en fazla sınır kapısı bulunan ilimiz Edirne. Yani il bazında en çok sınır kapısı Edirne'de var. En fazla ülkeyle komşu olan ilimiz de Iğdır. Üç ülkeyle Iğdır'ın sınırı olduğunu söyleyebiliriz. Hem Ermenistan, hem Nahçıvan hem İran şeklinde üç ülkeyle biri özerk olmasına rağmen sınırı bulunuyor Iğdır'ın. Bu koordinat sorularında mesela ülke içinden de bir soru gelebilir. En çok bölgeyle komşu olan ilimizde Bilecik diyeceğiz. En çok bölgede sınırı olan, en çok bölge komşuluğu olan ilimiz ise Bilecik diyebiliriz. Bir de sınır oluşturan akarsularımız vardır. Bu da çok önemlidir. Genelde ülke sınırları çizilirken Afrika hariç sınırlar yer şekilleri tarafından kullanılarak belirlenmiş ülkeler tarafından doğal sınırlar, akarsular, dağ sıraları, göller belirleyici olmuş. Afrika masa üzerinde, kağıt üzerinde belirlendiği için geometrik olarak cetvelle çizilmiş gibi düzgündür. Bizim sınırlarımız tamamen doğal, ağırlıklı sınırlardır. Meriç bir sınır çizen ırmaktır. Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye sınırını çizer. Aras, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Nahçıvan gibi çok ülkeyle sınır çizer. Aras'a dünyanın en çok sınır çizen ırmağı diyeyim. Dünyanın en çok sınır çizen ırmağı Aras'tır. Türkiye ve dünyada en çok sınır çizer. Kura, Türkiye-Gürcistan arasında sınır çizer. Rezilçe yani Dicle'nin özellikle güney kolu Türkiye Irak arasında sınır çizer. Mutla De Mutlu Deresi, Revze kolu Türkiye Bulgaristan arasında sınır çizer. Asiy Nehri ise güney sınırımızı yani Türkiye Hatay Suriye sınırını çizmektedir. Dolayısıyla sınır çizen ırmaklar bir eşleştirme şeklinde sorulabilir. Sınır çizen ırmaklar önemli ama bir gölübüs vardır ki o da sınır çizer. Tek sınır çizen gölümüz Aktaş Gölü'dür. Diğer adıyla Hozafin Gölü. Tek sınır çizen göldür Hozafin Gölü. Aktaş Gölü Ardahan'da. Türkiye-Gürcistan arasında sınır çizer. Bakın bunlar çok önemli. Göl olarak bir tane, ırmak olarak çok, bir de son olarak demiryolu bağlantısı olan sınır kapılarımız, kapı kule Uzun Köprü, Cambas, Ermenistanlı Akyaka, Kapıköy İran, Nusaybin, Çobanbeyli, Islahiye, Suriye. Ancak bunlardan aktif olan Kapıköy'dü. Diğerleri ya kapalıydı ya da yenileme aşamasında işlem yürütülüyordu. Evet arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımdan soracağınız var mı? Sınır kapılarından Sormak istediğiniz bir soru var mı? Yoksa devam ediyorum. Yani çete yazabilirsiniz. Beni yönlendirmeniz açısından. Şimdi geldik en son açılan sınır kapısı. Görmüştük zeytin dalı. En son zeytin dalı gümrük kapısı açıldı. Hatay'da Tabii güncel bir soru olarak gelebilir karşımıza. Yani güncel bir soru olarak karşımıza gelebilir. Dolayısıyla zeytin dalı en son açılan gümrük kapısı diyebiliriz. Geldik geçitlere. Bir diğeri kadar önemli olan geçit eşleştirmeleri. Arkadaşlar Türkiye'de doğu-batı ya da batı-doğu yönünde ulaşımda bir zorluk yaşanmaz. Çünkü dağ sıraları da Batı doğu doğu batı yönünde uzanır. O nedenle doğu batı yönünde ulaşımda problem yokken kuzey güney yönünde doğal geçitler ve aynı zamanda sınır kapıları öne çıkmaktadır. Yani devreye onlar girmektedir. Evet bir soru var. En çok komşu olan sınır kapısı En çok komşu olan sınır kapısı anlayamadım onu. En çok sınır kapısı Edirne onu mu soruyorsun? Cümle biraz farklı olmuş herhalde. En çok komşusu olan sınır kapısı mı? Evet, Edirne olacak o. Türkiye kara sınırı bulunan hangisiydi? Evet, Iğdır'ın en çok devletle sınırı olan var. Türkiye ile kara sınırına bulunan hangisi diye sorarken neyi soruyorsun yani? Türkiye ile kara sınırı olan. Yunanistan'ın deniz sadece kara sınırı olarak soruyorsan Suriye, Irak, İran, Nahçıvan, onun dışında Ermenistan. Bunların sadece kara sınırları var. Evet, Iğdır en çok devlette de sınırı var. En çok sınır kapısı da Edirne'de. Evet, aynen öyle. Tamam mıyız? şey değil geçiyoruz. Geçit geçitlerde dediğim gibi doğal geçitlere biz Boğaz Vadi deriz. Bunlar akarsuyun U şeklinde kazdıkları vadilerdir. Bunlar doğal alanlardır. Tarih boyunca bu geçitleri İpek Yolu, Kral Yolu hepsi kullanmış. Yani bütün yollar bu geçitleri kullanmış. Ancak bu geçitler yetmez. Artık tünel gerekiyor. Çünkü lojistik çok gelişti. Dolayısıyla geçitler yetmeyince devlet tünel yapmak zorunda. Demek ki geçitler doğal, tüneller yapay ulaşım sağlayan unsurlar. Geçitler genelde kuzey-güney yönünde dağ sıralarını aşan doğal ulaşım alanlarıdır. Kuzey-güney yönüne ulaşımı sağlarlar. Bu geçitler içerisinde birinci anlatacağımız Zigana Geçidi olacak. Diğer adıyla Kalkanlı. Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan geçittir. Bunları not alalım. Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan geçidin adı Zigana ya da Kalkanlı geçidi. Bayburt-Erzurum arasındaki geçit ise Kop geçidi. Diğer adı Çimen geçidi. Zigana, Kalkanlı, Kop, Çimen. Diğer adlarını da bilmemiz gerekiyor. Bu geçitler en çok hangi ilin gelişmesini sağlamıştır diye sorabilir en çok hangi ile yaramıştır? En çok hangi ili İran'la transit taşımacılıkta birinci liman kenti yapmıştır? En çok hangi il Hinterland'ın art bölgesini arttırmıştır derse Trabzon diyeceğiz. Bu geçitler en çok Trabzon'u geliştirmiştir. Trabzon bu sayede İran'a bağlanmıştır. Transit taşımacılıkta birinci liman kenti olmuştur. İran'la tabii birinci liman kenti. Yani geçitler Trabzon'un art bölgesini ulaşımını iç bölgelere bağlamış, onu zenginleştirmiş, onu geliştirmiş diyebiliriz. En çok bu açıdan gelişmiş diyeceğiz. Hangi kentimiz? Trabzon kentimiz. Arkadaşlar bir soruda şöyle gelebilir: Hangi iki kent arasında? iki geçit kullanma zorunluluğu vardır ulaşabilmek için. Trabzon ile Erzurum arasında tek geçit yetmez ulaşım için. İki geçit gerekir. Hem Zigan'a hem Kop geçidi. Yani Trabzon-Erzurum arasında iki geçit mutlaka şart. Tek bir geçitle ulaşımı sağlayamıyoruz. Mesela Ukrayna'dan, mesela Gürcistan'dan bir gemi gelse Trabzon limanına yanaşacak ve İran'a gidecek. Bu nedenle İran açısından en önemli liman kenti Trabzon olmuş geçitler sayesinde. Borçka Hopa arasında ise Artvin Borçka Hopa arasında can kurtaran geçidi var. Bu geçitte en çok afet riski olan geçittir. <laughs> afet riski heyelan çığı tehlikesi yaşayan geçit diyebiliriz özellikle kış ilk bahar aylarında kar erimeleri, ani kar, kar yağışları bütün bunlar risk olanını arttırır. Geldik Batı Karadeniz'e. Kastamonu Çankırı arasında Ecevit geçidi. Kastamonu Çankırı İnebolu arasında Ecevit. Daha doğrusu Zonguldak Kastamonu da diyebilir. Çünkü her ikisini de bağlıyor. Şöyle yazın daha doğru. Kastamonu Zonguldak ya da Zonguldak Kastamonu arasında Ecevit geçidi. Ve Çankırı Kastamonu ya da Çankırı Kastamonu demeyebilir. Kastamonu İnebolu arasında çünkü hepsini bağlıyor. Ilgaz geçidi. Zonguldak Kastamonu arasında Ecevit ve İnebolu Kastamonu arasında Ilgaz geçidi. Bu geçitler de doğal geçit. Tabi Batı Karadeniz'i İç Anadolu bölgesine bağlıyor. Eksi birden. Sonuçta Batı Karadeniz İç Anadolu'yla bağlanıyor. Çığ tehlikesi olan geçit Can Kurtaran geçidiydi. Evet. Bu geçitler de yani Ecevit ve Ilgaz geçidi de Batı Karadeniz'in madenselliğini madenciliğini demir çelik fabrikaların lojistik açısından kolaylaştırmış ve geliştirmiş. Tamamen ona bağlı değil tabii ama bu stratejik noktalar ulaşım açısından iç bölgelere bağlanmış diyebiliriz. Akdeniz'deki geçitlere bakacak olursak Antalya Göller Yöresi ya da Burdur arasında Çubuk Geçidi var. Antalya Göller Yöresi Burdur'da diyebilir çubuk geçidi. Mersin Silifke'yi Konya'ya bağlayan ya da Karaman'da diyebilir, İç Anadolu'da diyebilir. Mersin Silifke'yi Konya'ya bağlayan Sertavul geçidi. Adana Konya arasında Gülek geçidi. Gülek geçidine bir parantez açın. Hem demir yoluyla hem karayoluyla bağlayan tek geçit değil. Gülek geçidi hem demir yoluyla hem karayoluyla bağlayan tek geçit. Diğerleri sadece karayoluyla bağlıyor. Gülek hem demir hem kara. Son olarak Adana, Hatay, Maraş arasında da Belen geçidi var. Adana, Hatay, Maraş arasında Belen geçidi. Ancak burada bir özellik var. Bütün geçitler kuzey güney yönünde ulaşımı sağlarken Belen Geçidi doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan tek geçittir. Doğu batı yönünde Amanos Dağları var orada, Nur Dağları. Doğu batı yönünde uzanan tek geçit Belen Geçidi. Bu geçitleri şöyle kodluyoruz. Çok sayıda geçit bulunur kodlamasıyla aklımıza getiriyoruz. Çok sayıda geçit bulunur. Nokta vuruşu yaptığımız için bunlar çok önemli. Şimdi bu geçitlerde Zigana'yı gördük. Trabzon Gümüşhane dedik. Diğer adı Kalkanlı dedik. Bayburt Erzurum arasında kop geçidi dedik. Diğer adı Çimen dedik. Bu kop geçidine en yüksek rakımlı geçit diyelim. En yüksek rakımlı geçit yazmadıysak. Artvin Hopa Boçka arasında ise özellikle bu açıdan can kurtaran geçidi vardı. İnebolu, Zonguldak, Kastamonu. Daha çok Zonguldak, Kastamonu, Ecevit. Onun dışında Kastamonu, Çankırı arasında Ilgaz geçidi şeklinde. Ben ders kitabı açısından söyledim. Bu şekilde de verebilir, o şekilde de verebilir. Zonguldak'ı da kullanabilir Ecevit'te. Bu şekilde de not alabilirsiniz. Ona da dikkat edin. Onun dışında Antalya Burdur arasında çubuk geçit dedik göller yöresi. Bakın Mut Karaman demiş. Ders kitabında Silifke Karaman ya da Konya arasında diyebilir. Mutlaka Adana Konya arasında Gülek geçidi Tarsus Pozantı demiş. Böyle bağlantı kurmuş. Onun dışında Adana Hatay Maraş İskenderun Belen gibi Belen geçidi Maraş arasında. Bunlar geçitler. Peki geçitler arkadaşlar yetmiyordu. Devreye ne giriyor? Tüneller giriyor. Şu an Türkiye'nin en uzun tüneli Ovid tünelidir. Şu an Türkiye'deki en uzun tünel Ovid tüneli. 14 kilometre civarında Rize Erzurum arasında. Rize Erzurum arasında ve Ovid tüneli özellikle ileride İran'la Rize'yi de bağlantısını sağlayacağı için Trabzon'la birlikte Rize'de önem kazanacak internet e, internet açısından. İkinci en uzun tünelimiz Nefise Akçelik Tüneli. Diğer adı Kapan Tüneli. Önceden Ovid açılmadan önce birinciydi. Ordu Fatsa arasında Ordu Fatsa arasında Nefise Akçelik Tüneli. Diğer adı Kapan Tüneli, en son açılan, bakın bu güncel 2019 yılında açıldı İzmir-Manisa arasında Sabuncubeli Tüneli. İzmir-Manisa arasında Sabuncubeli Tüneli, en son açılan ve üçüncü büyük, üçüncü uzun tünelimiz. Onun dışında Orhan Gazi Tüneli var, Orhan Gazi Yalova arasında Bolu Tüneli var, Türkiye'nin ilk Prefabrik kar tüneli ise Karabek tüneli olarak özellikle oluşturulcu Bahçe Saray tarafında. Türkiye ilk prefabrik kar tüneli Bahçe Saray. Refahiye Erzincan'da da sakal tutan geçidi bulunuyor. Tabii onlar biraz ayrıntı. Benim söylediklerim çok daha ön planda. Bir daha tekrarlayalım. Antalya-Burdur arasında çubuk, Mersin Silifke İç Anadolu Konya arasında Sertavul, Adana Konya arasında Gülek. Burada Kilikyalılar egemen olmuş. Kilikya diğer adıdır. İskenderun Hatay Maraş'a kadar devam eder. Doğu batı yönünde ulaşımı sağlar Belen. Trabzon Gümüşhan arasında Zigana. Bayburt Erzurum arasında Kop. Burada iki tane daha verilmiş. Bingöl Erzurum arasında Karlova. Tunceli Erzincan'da da Pülümür. Balatya'ya doğru geçitleri var. Kop geçidi Bayburt Erzurum, Zigana Trabzon Gümüşhane, Can Kurtaran Hopa Borçka, Ecevit İnebolu Kastamonu ya da Zonguldak Kastamonu da diyebiliriz. Ovit Tüneli ise dediğim gibi Rize Erzurum arasında İspir'e kadar uzanıyor. Tam noktaları İkizdere ile İspir oluyor. Akdeniz'de Antalya Burdur arasında Çubuk, mersin silifke konya arasında Sertavul, Adana-Konya arasında Gülek, Çukurova-Hatay arasında da Belen geçidi öne çıkıyor. En uzun tünel Ovit demiştik artık tamamlandı. 15 kilometre civarında bir uzunluğa sahip. Bir sorumuz var. Türkiye'de son yıllarda birçok ulaşım projeleri geliştirilmekte ve adımlar atılmaktadır ileride İran'ın transit ticaretini daha önemli bir hale getirecektir. Şu an Trabzon ama ileride Ovid Tüneli Rize'yi de devreye alacak diyebiliriz. Bir de otoyolları söyleyelim size. Otoyollar soruları denemelerde tek tük çıkar ama ders kitabına yeni eklendi. Lise 2 müfredatında var. Dolayısıyla sorulursa sürpriz olmaz ama birçok aday bu soruyu kaçırır. Hangi e, ee, ilde otoyolu yoktur. Genelde Güneydoğu'da Şanlıurfa'da bitiyor. Bakın Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun büyük bölümünde, Karadeniz'in neredeyse tümünde otoyol göremiyoruz. Dolayısıyla hani bir Antep dese var, Adana, Osmaniye, Kırşehir dese var ama bir Yozgat dese, Erzurum dese, Mardin dese, Van dese otoyol göremiyoruz. Dolayısıyla bir harita üzerinden bir soru gelebilir. Yani bunu bilin en azından güncel coğrafya farklı bir coğrafya olarak karşınıza gelebilir. Evet demir yollarına geçmeden önce arkadaşlar sormak istediğiniz bir yer var mı? Gülek geçidi Adana Konya arasında diğer adı Kilikya'dır. Hem demir yoluyla hem kara yoluyla ulaşımı sağlayan tek geçittir. Buraya kadar anlattığım noktada sormanız gereken bir şey var mı? demir yollarına geçmeden önce. Otoyol kesintisiz, hız sınırı farklı, yavaşlama bekleme yapma noktası farklı. Yani her yerde duramıyorsunuz, mola veremiyorsunuz. Otoyollar çok daha şeritli ve hız limitinin yüksek olduğu ulaşım ağları, transit alanlar yani. Transit ulaşım alanları. Yani doğuya yapmamışlar henüz demek ki. Belki gelişmişlik seviyesiyle alakalı olabilir ama DAP içerisinde var. Doğu Anadolu Projesi içerisinde otoyol getirmek vaatlerden bir tanesi, hedeflerden bir tanesi. Zaten yavaş anlatıyorum. Yani şu an inanın çok çok yavaş anlatıyorum. Normal derste de olsaydık bu hızın eee bu noktalarda olacaktım yani. Biraz daha yavaş anlatıyorum, anlatayım ama hani siz diyorsunuz ki esas önemli yerleri altını özellikle bastırarak onlarda tekrar tekrar şey yapabilirim. Tamam mıyız? Geldik demir yollarına. Arkadaşlar demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimine bakacak olursak özellikle İlk kez baş, başlatan ülkeyi, ülkenin demir yolunu İngiltere olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü sanayi devrimi var. İlk sanayi devrimi Manchester kentinde başlıyor. Sonrasında demir yol hatları tüm İngiltere'ye egemen oluyor. İlk demir yol alışımı 1825 yılında İngiltere'de stockton darlington hattıyla devam ediyor, başlıyor. Şu an dünyada en çok demir yolu ağının Amerika'da olduğunu görmekteyiz. Amerika birinci Rusya, Çin şeklinde gidiyor. Türkiye'de demir yolu ulaşımı ise Osmanlı dönemine kadar iniyor. İlk demir yolu hattının Osmanlı döneminde İzmir-Aydın hattı olduğunu görüyoruz. İzmir-Aydın hattı. Bunu İngilizler yapmış. Yolu uzatmış. Çünkü Ege'nin potansiyeli yüksek olduğu için hem yolu uzatmışlar hem de çok uzun sürmüş bu hat. Ege'nin potansiyelini tam anlamıyla kullanmak, sömürmek amaçlı bu hattı İngilizler özellikle Ege'de yapmışlar diyebiliriz. Tarihçesinde 1950'li yıllara kadar demir yolu yapmış Türkiye, hatta maçlara bile konu olmuş. 50'li yıllardan sonra İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin ortadan kalkması, Marshall yardımlarıyla oto, özellikle otomobil ve e, karayolları ulaşımı öne çıkmış karayolları faaliyetleri daha başlamadan otomobil üretmeye başlamışız. İlk otomobilimiz devrim marka olmuş. Hatta filmi vardır. Devrim arabaları şeklinde. Sonra yavaş yavaş demir yolları azalmış, durmuş ve karayolları hızlı bir şekilde 50'li yıllardan sonra yatırım yapılmaya başlanan alanlar olmuş. Arkadaşlar demir yoluyla hangi sınır kapılarına gidiyoruz ya da gidemiyoruz şeklinde sorular gelebilir. Kapıkule Bulgaristan var. Pazarköy Yunanistan var. Kapıköy İran var. Ki en aktif olan buydu. Yani diğerleri yenilenme aşamasında bu aktif olarak İran'a yolcu gönderiyor, getiriyordu. Akkak Ermenistan var yok. Çünkü Ermenistan'la diplomatik bağlantımız yok. Nusaybin, Öncüpınar, Pınar, Pınar Ceylanpınar, Akçakale, Suriye ile var ama işlek değil, kapalı durumda. Tek olmayan ülke Irak bu durumda. Tek olmayan ülke Irak diyebiliriz. Irak'ta demiryolu bağlantımız yok. Diğerleriyle var. Nereye demiryoluyla gidiyor? Nereye gidemiyor? Sorusu da çok sorulan bir yer. Bu haritayı özellikle inceleyin. Ben şuradan illeri söyleyeceğim size. Karadeniz'de gidebildiği tek iki yer Samsun ve Zonguldak. Karadeniz'de gidebildiği tek iki yer Samsun ve Zonguldak. Kıyı açısından tabi, yoksa Karabük ve Ereğli'ye kadar da ulaşır. Yok. Üzümlü Irak'taki en son açılan sınır kapısı ama Irak'ta sınır e, kapısı var. Demiryolu bağlantımız yok. Hicaz demiryolu vardı. O da özellikle savaşlarda tamamen yok edildi. Tamam mı? Arkadaşlar Karabük Zonguldak Ereğli kıyıda gidebildiği yer ise Zonguldak ve Ereğli. İl bazında Zonguldak. Orta Karadeniz'de il bazında ise Samsun ilçede Çarşamba'ya kadar Amasya üzerinden ulaşıyor. Neden Orta Karadeniz? Çünkü burada dağlar geride yani dağların geride olması devletin buraya yatırım yapmasını kolaylaştırmış. Demiryolu pahalı bir yatırım çünkü. Yaparken çok pahalı. Yaparken çok pahalı çünkü düz gitmek zorundasınız. Dolayısıyla Samsun'da hem demiryolu var, hem karayolu var, hem hava yolu var, hem de özellikle deniz yolu var. Dört koldan ulaşımı sağlayan Karadeniz'in en gelişmiş kenti Samsun. Bir de bakır çıkmadığı halde bakır işletmesi var. Bu ulaşım ve demir yolundan dolayı. Yani Samsun'a neden bakır çıkmadığı halde bakır işletmesi getirilmiştir derse tamamen liman potansiyeli, demir yolu potansiyeli. Zonguldak'ın bağlantısı ise tamamen maden ve demir çelik yatırımlarıyla alakalı. Zaten devlet demir çelik ve maden yatırımı olan kentlere demir yolağı götürmüş. Yani bu maliyeti göze almış. Ama Antalya'yı almamış. Çünkü Antalya turizm kendi. Türkiye'de demiryolu yavaş. Maden gibi stratejik noktalarda demiryolu bağlantısını devlet kıyılarla iç kesimler arasında sağlıyor. Yani bu açıdan bakacak olursak neredeyse Karadeniz'de Samsun ve Zonguldak açısı dışında hiçbir noktada yok. Karabük, Ereğli ve tabii ki bu açıdan Amasya'yı alıyoruz. Marmara'da ise arkadaşlar Bursa ve Çanakkale'ye gidemiyoruz. Diğer illere gidiyoruz. Bursa'ya hızlı tren projesi var ama şu an yok. Hızlı tren yapılıyor. Ama Kırklareli'ye gidiyor, Edirne'ye gidiyor, Tekirdağ'a gidiyor, Bandırma'ya gidiyor. Adapazarı, İzmit, İstanbul'a ulaşıyor. Ama Bursa ve Çanakkale yok diyeceğiz. Bursa, Çanakkale olmayan iller. Bursa'ya hızlı tren faaliyetli yapılma aşamasında. Ege'de Osmanlı döneminden itibaren ilk demir yol hattıyla neredeyse kıyıda her il demir bağlantıyı sağlamış. Çünkü dağlar kıyıya dik. Ege'de maliyetler az. Dağlar dik ya da geride olduğu zaman maliyet azalıyor. Burada tek problem Muğla. Muğla'ya gidemiyoruz. Menteşe dağlarından dolayı Ege'de Muğla demir yolu bağlantısı olmayan tek il. İçerideki illerle kıyıdaki iller Ege'de bağlanmış. Akdeniz bölgesinde Antalya iline ulaşamıyoruz ama Antalya bölümüne gider. Burdur, Isparta'ya gider. Diğer illere de gider. Yani Denizli, Burdur, yani bakacak olursak Mersin, İskenderun, Adana hepsine gider. Maraş'a kadar gider. İç Anadolu'da Aksaray, Kırşehir'e gidemiyoruz. Diğer bölgeler içerisinde İç Anadolu düz ama Aksaray, Kırşehir yok diğer illere var. Doğu Anadolu'da ise Tunceli, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Hakkari ve Şırnağa gidemiyoruz. Doğuya Doğu Ekspresi gider. Sonra bir kolu Güneydoğu'ya doğru geçer. Ona Kurtalan Ekspresi deriz. Dolayısıyla Güneydoğu'da neredeyse her noktaya gitmek mümkün. Turistik bir tur özelliği taşımaktadır zaten bu durum. Yani bakacak olursak yani doğuda, doğuda Tunceli, Tunceli dışında Muş, özellikle Muş'a da gitmiyor herhalde. Bakıyorum, hayır Muş'a gidiyor. Muş'a gidiyor. Tunceli, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Hakkari, Şırnak diyeceğiz. Elazığ üzerinden Muş'a, Tatvan'a, sonra gemilerle Van üzerinden Kapıköy'den İran'a gidiyor. Sonra Elazığ'da ulaşmadan önce Diyarbakır'a dönen bir hat var. Mardin, Kurtalan, Kurtalan Ekspres ismini Nusaybin'e kadar sınıra gidiyor. Ama Irak sınırına ulaşmıyor. Bakın görüyorsunuz Irak sınırına ulaşmıyor. Ardahan'a gitmiyor ama Kars'a gidiyor. Kars'tan eskiden Ermenistan'a giderdi. Bu gittiği gitmediği yerler soru olarak çok geliyor. Buna dikkat edeceksiniz. Demir yolunun gitmediği yerler Yıldız Dağları çevresi genel olarak. Çanakkale çevresi. Bunlar çünkü sapa kalır. Önemli ulaşım yollarına sapa kalır. Ulaşım gitmediği için nüfus da gitmez buraya. Bunlar o bölgenin en tenha yerleridir genelde. Yani tarım da yapmak zordur. Çok tenhadır. Nüfus seyrektir. Anökümen alanlardır. Yani yerleşmeye müsait olmayan alanlardır. Menteş yöresi. Tek faaliyet arıcılıktır mesela. Ulaşım çok zordur. Kışlarılıktır, yağış alır ama çok denadır. Antalya bölümü karstik ve çok engebelidir. Karadan gitseniz bile çok sapa yollardan geçersiniz. Mesela Antalya Kaş arası çok zordur. Sinop Kastamonu çevresi çok dağlıktır. Sinop o nedenle en geri kalmış doğal limandır. Tunceli Ağrı Iğdır'a kadar giden bölgede özellikle engebe çoktur. Iğdır'da biraz çukur alan vardır. Hakkari çok dağlıktır. Doğu Karadeniz çok dağlıktır. Yani dediğim gibi devlet yer şekilleri uygun olmayan yerlere pek yatırım yapmamış. Demir yollarının gittiği limanlar Samsun, Zonguldak, Ereğli, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, İzmit, İstanbul olmuş. Çünkü bunlarda hem export, import, ihracat, ithalat, liman özelliği var hem de maden özelliği var. Demir yollarının gittiği ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, İran, Suriye şu an kapalı. Ama İran'da özellikle Kapıköy en uzun süre açık olan sınır kapısıydı. Yüksek hızlı trene bir bakalım. Özellikle aktif olarak şu an aktif olanlar Ankara, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli hattı. Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul hattı. Ada pazarına kadar geliyor. Konya'ya da bir güzergah var. Sivas, Yozgat, Ankara hattı yapılıyor. Afyon, Uşak, İzmir, işte Eskişehir'den Bursa bandırma hattı da yapılıyor. Bir de planlanan projeler var. Yani aktif olanlar kırmızı, yapım aşamasında olanlar mor. Proje aşamasında olanlar ise hızlı trende yeşil olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı tren hatlarına da dikkat diyoruz. Hızlı tren hatları da soru olarak karşımıza gelebilir. Yüksek hızlı tren hatları Ankara- Eskişehir hattı 2009, en eskisi bu. Ankara-Konya hattı 2011 yılında faaliyete geçti. Ankara-İstanbul hattı ise 2014 yılında faaliyete geçti. Planlanan Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Ankara-Kayseri, Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattı, Bursa-Osmaneli -Os ve Halkalı-Kapıkule bunlar da planlanan yüksek hızlı tren ve planlanan hızlı tren hatları. İşte sınır kapıları da buna uyumlu hale getiriliyor arkadaşlar. Türkiye'den İran'a, burada bir sorumuz var. Türkiye'den İran'a, oradan da Orta Asya'ya demir yoluyla yük taşınması istenirse, hangi sınır kapısı kullanılması gerekir derse, Kapıköy diyeceğiz. İranlı olan sınır kapımız Kapıköy'dür. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Ahmet demir yolunu kullanarak ülkemiz sınırları içerisinde dolaşmak istemektedir. Buna göre hangi iller arasında demir yolu yolunu kullanması mümkün değildir? Bu sorunun cevabı da Samsun-Sinop olacak çünkü Samsun-Sinop arasında arkadaşlar demir yolu bağlantısı yok. Samsun'a kadar var ama kıyı boyunca bir demir yolu bağlantısı yapılmamış. Diğer illerde bağlantı mümkün. Bu da Türkiye'nin en eski lokomotifi. 1958 yılında Eskişehir Cer Atölyesi ki vagon fabrikasıdır orası halen, Eskişehir Demiryolu Fabrikası adıyla açılan ilk yerli otomobil le, lokomotif hangisi derse Karakurt diyeceğiz. İlk Türk buharlı lokomotifinin ismi Karakurt. İlk otomobil derse devrim marka, ilk lokomotif derse Karakurt diyeceğiz ilk sivil havacılık faaliyeti Hürkuş'tu. Bu da dünyanın en uzun tüneli. Güncellerde sorabilir. Dünyanın en uzun tüneli ise İsviçre, Avusturya'yı birbirine bağlayan Alp Dağları'nı birbirine bağlıyor. Gotthard Tüneli. En uzun ve en derin demiryolu tünelidir bu. Hızlı tren. 57 kilometre uzunluğa, 2300 metre derinliğe sahip en uzun Demiryolu Tüneli, Gotthard Tüneli, İsviçre'yi Avusturya'ya bağlayan en uzun tünel diye günceller açısından bu bilgiyi verelim. Doğu Ekspresi'nden bahsettik. Kars'a kadar gidiyor dedik. Eskiden İstanbul'da başlardı. Şimdi İstanbul hattı hızlı tren oldu. Şu an hızlı trenle Ankara'ya geliyorsunuz. Ankara'dan Doğu Ekspresi'ne biniyorsunuz. Turistik bir tur. Ama hangi illerden geçiyor diye sorabilir. Ankara, bu hat üzerinde Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars var. Dolayısıyla uzun süren bir yolculuk oluyor bu. Yani bir haftalık bir tur alıyorsunuz ve yavaş yavaş geze geze sizi bu kentleri gezdirip bir turistik tur e, görevi gören bir ekspres faaliyeti diyebiliriz. Yani bir turizm sorusu bile olabilir. Yani Doğu Ekspresi kullanan bir turist aşağıdaki illerden hangisine uğrar ya da uğramaz şeklinde bir soru. Aşağıda Türkiye demir yolları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye bir sorumuz var. Başta Hicaz demir yolu olmak üzere Kars, Tiftis, Bakü, Kars, tiflis Bakü, Kavas, Samsun, Basra, İstanbul, Basra gibi koridorlara öncelik verilecektir. Bu doğru. Özellikle bu yeni projeler içerisinde demir yolu diyoruz ya İpek Demir Yolu Hattı üzerinde bu faaliyetler kararlaştırıldı. Hızlı tren hatları giderek artmaktadır. Bu da doğru, gittikçe arttığını görüyoruz. Muğla Hakkari Trabzon'a demiryoluyla gidemiyoruz, yer şekilleri engel oluyor. Bu da doğru. İlk demiryolu hattı İzmir Aydın arasında kurulmuştu. Bu da doğru. Demiryolu günümüzün günümüzde yük ve yolcu taşımacında birinci sıradadır. Demiryolu özellikle ülke içinde arkadaşlar, ülke içinde maden, askeri mühimmat ve öğrenci taşır. Çok yavaş olduğu için her yere ulaşmanın mümkün olmadığı için Türkiye'de çok tercih edilen bir ulaşım sistemi değildir. Hızlandıkça tercih edilme noktasına geldi. Ama tarih boyunca demir yolu her noktaya ulaşımın olmamasından dolayı, yavaş olmasından dolayı çok tercih edilmedi. Ülke içerisinde genelde madencilik, askeri mühimmat ve öğrenci taşımacılığında kullanıldı. Ama yük taşımacılığında ülke dışında deniz yolları, ülke içinde ise kara yollarıdır. Zaten yolcu ve yük taşımacılığında ülke içinde kara yollarıyla hiçbir ulaşım sistemi rekabet edemez. Çünkü kara yolları en ücra yere bile götürebilir sizi. Yani kara yolları en ücra noktaya gidebildiği için... Yolcu taşımacılığında ülke içinde yük taşımacılığında birinci sıradadır. Ülke dışında yük taşımacılığında ise deniz yolları birinci sıradadır diyebiliriz. Arkadaşlar deniz yollarına geçeceğiz ama bir ara vereceğiz. Ara öncesinde sormak istediğiniz bir şey var mıydı? Demir yollarını bitirdik. Deniz yollarında sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Deniz yollarıyla devam edeceğiz. Dersi, dersi kayıt altına alıyoruz. Şimdi ben onun özellikle kayıt noktasını... Ekran da görünüyor herhalde. Evet. Şimdi deniz yollarıyla devam ediyoruz o zaman. Şimdi deniz yolları arkadaşlar... Ee, taşırken de yaparken de en ucuz maliyete sahip. Yani şu ulaşım sistemlerinin hem yapım taşıma aş maliyetleri hem yapım maliyetlerini şöyle sıralayacak olursak karşımıza nasıl bir manzara çıkar? Onu not aldırayım size. Önce yapım maliyeti en yüksek olandan en düşük olana sıralayalım. Yapım maliyeti. Unutmayın. Yaparken en pahalı hangisi? Yaparken en ucuz hangisi? Onu sıralayacağız. Yaparken en pahalı demir yollarıdır. Yapım maliyeti en yüksek olan raylı sistemdir. Demir yollarıdır. Neden demir yolları pahalıdır? Çünkü bir kara yolları gibi etrafından dolaşamazsınız. Hava yolları gibi üstünden geçemezsiniz. Direkt düz gitmek zorundasınız. Geçit gerekir, tünel gerekir, yer altına inmeniz gerekir. Hızlı tren, raylı sistemler artık çok pahalıdır. Yani demir yolları yaparken en pahalı ulaşım çeşidi. İkinci sırada hava yolları geliyor. Yapım maliyeti, hava yolları. Bu da teknolojik gereksinim gerektirdiği için çok pahalıdır. İkinci sırada hava yolları. Üçüncü sırada karayolları. En ucuz yapım maliyeti deniz yollarıdır. Deniz yolları en ucuz yapım maliyeti olan. Yani bir daha söyleyelim. Pahalıdan ucuza doğru demir yolları birinci sırada hava yolları, ikinci sırada kara yolları, üçüncü sırada deniz yolları, dördüncü sırada. Bir de taşıma. Kullanım maliyeti en pahalıya gelelim. Taşıma ya da kullanım maliyeti, işletme maliyeti. En pahalı taşımacılık hava yollarıdır. En pahalı taşımacılık hava yolları sonra karayolları, sonra demiryolları en ucuz deniz yollarıdır. Deniz yolları yaparken de, taşırken de, lojistikte de çok ucuzdur. Çünkü tek seferde istediğiniz kadar yükü götürebilirsiniz. Konteynerlara yük dersiniz. Tek seferde deniz yollarıyla rahatlıkla taşırsınız. Hatta yanıcı, patlayıcı, standart dışı ürünleri de götürebilirsiniz. Dolayısıyla deniz yolları ülke dışında özellikle taşımacılıkta, lojistikte birinci sıradadır. Yaparken de taşırken de maliyeti çok düşük. Ama deniz yolları iklimden etkilenir. İklimden en az etkilenen demir yollarıdır arkadaşlar. İklim şartlarından en az etkilenen demir yolları. Sizde bu slayt açık değil mi şu anda? Allah Allah. Sesim gelmiyor mu? Slide görünmüyor mu şu anda? Peki şu anda peki hangisi var? Bir bakın. Şu anda Deniz yolu tamam sıkıntı yok o zaman tamam. Şimdi deniz yollarında iklim şartları deniz yollarını etkiliyor. Yaparken, taşırken oldukça ekonomik dedik. Çünkü zaten deniz var, bir gemi, bir liman yeterli oluyor. Uzun yıllar devam ediyor ama soru şöyle gelebiliyor. Şimdi Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de neden deniz yolu ulaşımı yeterince gelişmiyor diye soruyorlar. Aynı balıkçılık gibi. Yani üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımada ülkesiyiz. İngiltere'nin denize, pardon, e, İsviçre'nin denize kıyısı yok ama denizcilik bakanlığı var. Deniz taşımacılığında İsviçre altıncı sırada. Peki biz yarımada ülkesi olan Türkiye'de neden deniz taşımacılığı, lojistik... Özellikle çok deniz ticaret filomuz 17. sırada. Niye? Gelişememiş. En önemli nedeni hinterlandlarımızın dar olması. Limanlarımızın hinterlandları dar. Açık deniz taşımacılığı yapamıyoruz. Açık deniz taşımacılığımız yok. Aynı balıkçılıkta olduğu gibi limanlarımızın hinterland potansiyelleri düşük ve özellikle ee, yabancı bandıralı bayrak kullanıyoruz, gemi kullanıyoruz. Liberya bandıralı, Panama bandıralı gemilerle özellikle daha çok gemisi olduğu için vergi indirimlerinden yararlanıyorlar. Denize açılıyoruz. Bütün bunlar deniz taşımacılığını geri plan, planda bırakıyor. Bir de deniz yoluyla her yere ulaşmanın imkanı olmadığı için Türkiye'de liman potansiyeli, yolcu taşımacılığı Marmara ile sınırlı kalıyor. Deniz taşımacılığı ülke dışında dünyada çok kullanılan bir taşımacılık. Biz buna deniz ticaret filosu diyoruz. Biz 17. sıradayız. Dünyada birinci sırada Yunanistan var. Yani deniz taşımacılığında birinci sırada Yunanistan diyeceğiz. Filo açısından Yunanistan birinci sırada diyeceğiz. Ekonomik bir taşımacılıktır. Biz Lozan sonrasında kabotaj hakkını elde ettik ve limanlarımızın özellikle kullanımı noktasında ön plana çıktık diyebiliriz. Neden deniz yolu ulaşımı? En ekonomik ulaşım türü yaparken de taşırken de deniz taşımacında yük ve yolcu kapasitesi fazla. Tek seferde çok yolcu ve yük taşıyoruz. Yol yapım ve yenileme giderleri az. Uzun yıllar kullanma imkanları var. Güvenli ve kolay ulaşım sistemi. Ülkemizin coğrafi konumu elverişli ama limanlarımızın interlantları oldukça dar diyeceğiz. Benim bu sene beklediğim soru, altını çizerek söylüyorum, RoRo taşımacılığı. Arkadaşlar bu önemli. Bu sene beklediğim yer bu. RoRo taşımacılığı. Ne demek RoRo? Tırların deniz yollarıyla bir ülkeden başka ülkeye taşımacılık türüdür. Tırların gönderilmesidir. İtalya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilir tırlar tırlar gemilere yüklenir, bu ülkelere gider. Soru genelde hangi limanımız Roro limanı değildir şeklinde sorulur. Hangi limanımızda Roro taşımacılığı yapılmaz diyebilir. Hangi limanlarımızda var? İlk başlayan Haydarpaşa Trieste hattı olmuş İtalya. İlk ve en aktif olan Haydarpaşa Pendik İtalya Trieste hattı. İlk bu başladı. En aktif bu devam ediyor. Haydar Paşa Pendik İtalya Trieste attı. Zonguldak var Ukrayna'ya gidiyor tırlar gemilerle. Samsun var Rusya ve Ukrayna'ya gönderiliyor. Trabzon Rusya'ya gidiyor. Rize Gürcistan'a gidiyor. Tekirdağ İtalya'ya gidiyor. Çeşme İtalya'ya gidiyor. Mersin İtalya ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşıyor. Yani mesela buraya bir Alanya koyabilir. Hangi limanımızda yapılmamaktadır der. Alanya bir Antalya bir yat limanıdır ama RORO taşımacılığı yapılmaz. Bir de TORO taşımacılığı var. TORO taşımacılığı da özellikle tırların demir bir yerden bir yere taşımacılığıdır. Biz buna toro taşımacılığı diyoruz. Roro derse gemilerle yapılan taşımacılık aklınıza gelsin. Roro taşımacılığımız Rize, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Haydarpaşa, Pendik, Tekirdağ, Çeşme ve Mersin'den yürütülüyor. Buralar Roro limanlarımız oluyor. Arkadaşlar buna dikkat. Bir sorumuz var. Roro taşımacılığı yük dolu tekerlikli araçların yükleme boşaltma vinçleri kullanılmadan gemilere bindirildiği yani konteyner olmadan gemilere bindirildiği ya da indirildiği deniz taşımacılık biçimidir. En faal, en eski Roro hattı hangisi derse Pendi Kaydarpaşa Trieste hattıdır. Trieste İtalya'da bu hat en aktif hat olarak karşımıza geliyor. Diğer bir soruda Aşağıda verilen limanların hangisinde RORO taşımacılığı yoktur derse Alanya'da yoktur. Mersin, Zonguldak, Trabzon, Pendik'te var. Bir de limanlarımız var tabi. En büyük limanımız İstanbul'dur. Kapasite açısından, tonaj açısından en büyük İstanbul'dur ama en büyük ithalat limanıdır İstanbul. Alım limanıdır. En büyük ihracat limanımız İzmir'dir. Hinterland'ı da en büyük limandır İzmir. En büyük ithalat ve en büyük ihracat, pardon, en büyük ihracat ve Hinterland'ı en büyük liman İzmir. Yani art bölgesi, iç kısımları en fazla bağlantı olan liman İzmir Limanı. Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye bunlar turizm limanlarıdır, kruvaziyer limanlardır genelde yani yolcu gemisi turizmine sahiptir. Antalya bir tarım ve turizm limanıdır. Genelde sebze, seracılık ve turizm açısından potansiyellidir. Mersin, Akdeniz'in en büyük limanıdır. Türkiye'nin de en büyük ihracat limanıdır ve Türkiye'nin ilk serbest bölgesidir. Mersin, Türkiye'nin ilk serbest bölgesi diyeceğiz. Sonra diğer bölgelerde serbest bölgeye geçti. Ereğli, İskenderun gibi limanlar demir çelik sanayisi açısından önemli limanlardır. Bandırma en büyük bor limanıdır. Bandırma en büyük bor limanıdır. Karadeniz'in en büyük limanı Samsun'dur. Bakır limanıdır ve Karadeniz'in en büyük ihracat limanıdır. İran'la transit taşımacılık limanı ise Trabzon'dur. Geçitler sayesinde Trabzon limanıdır diyebiliriz. En geri kalmış limanımız doğal bir liman olmasına rağmen Sinop diyeceğiz. Zonguldak ise bir maden limanıdır. Zonguldak daha çok bir maden limanı özelliği taşıyor. Demiryolu bağlantısı olan limanlarda Samsun bağlanmış ki Samsun'a gidiyordu zaten. Zonguldak bağlanmış. Daha çok Samsun'da dağlar geride olduğu için bağlantı kurulmuş. Bakır işletmesi ulaşım potansiyeli var. Büyük bir il. Büyükşehir Belediyesi. Zonguldak. Demir çelik ve özellikle taş kömürü açısından bağlanmış. İzmit ki İstanbul'un Interlantı'nın gerisinde kalıyor ama çimento ve sanayi açısından önemli bir liman kenti. İstanbul çok önemli bir ithalat birincili liman. Tekirdağ son dönemde potansiyeli arttı. Yeni bir liman yapıldı. Bandırma Bor Limanı İzmir, Ege'nin ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri. Hinterland açısından birinci. Mersin ilk serbest bölge Akdeniz'in potansiyeli çok yüksek. İskenderun ise sanayi ve demirçelik yatırımlarının olduğu bir liman kenti. Buradaki sorumuzda demiryolu bağlantısı olan limanların hinterlandları geniş olduğundan ticaret hacmi de fazladır. Hangisinin demiryolu bağlantısı yoktur derse Antalya diyeceğiz. Antalya demiryoluyla bağlantısı olmayan bir kent. Ve diğer bir kent, diğer bir soru arkadaşlar. 29 Ekim 2013'te başlanılan artık tamamlandı. Avrupa'nın en büyük iki limanı ve Rotterdam ve Hamburg'dan sonra en büyük üçüncü konteyner li limanı olacak limanımız hangisi derse artık oldu. Tekirdağ diyeceğiz. Bu projenin ismi Asya Port oldu. Asya Port. En büyük konteyner liman olarak hizmete açıldı. Yani lojistik yükleme limanı diyebiliriz. Lojistik yükleme taşımacılık limanı diyeceğiz. Asya Port projenin ismi. Deniz yolu taşımacılığı için hangisi yanlıştır? Taşırken de yaparken de en ekonomik taşımacılıktır doğru. 1807'de ilk buharlı gemi Manchester'da sanayi devrimiyle İngiltere'de sefere kondu doğru. Dizel motorlu gemiler 1910 sonrasında kullanılmaya başlandı bu da doğru. Osmanlı'da düzenli deniz yolu taşımacılığı 1850'de 6 adet buharlı gemiyle kıyılarımızda başladı bu da doğru. Uluslararası taşımacılık karayolundan sonra ikinci önemli ulaşım yoldur demiş. Oysa uluslararası ticarette en çok taşımacılık deniz yoluyla yapılıyor arkadaşlar. E şıkkı olacak. Geldik hava yollarına. Sorunuz var mı hava yollarına kadar olan bölümde? Hava yollarına kadar olan bölümde sorunuz var mı? Evet. Tekirdağ Üçüncü konteyner limanı Asya Port diye geçer. Asya Port. Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en büyük konteyner limanı. Hava yolları yaparken en pahalı ikinci maliyetli olan ulaşım sistemi. Taşırken en pahalı. Lojistik taşımacılık hava yollarında pahalıdır. Genelde yükte hafif, pahalı ürünleri götürür. Yolcu taşımacılığı da hemen aldığın zaman pahalıdır. Uzun süreli alırsan ekonomik olabilir ama son yıllarda o da artmaya başladı. Yani hava yolları artık taşırken de yaparken de Türkiye'de pahalı diyebiliriz. Ancak en güvenli ulaşım sistemidir. Bir uçağın düşme ihtimali milyonda bir ihtimaldir. Çünkü her şeyin otomatiği ve yedeği vardır ama düşerse kesin çözüm sağlar. O nedenle kaza sayısı azdır. Karayollarıyla rekabet bile edemez. Ancak yani canlı kalma ihtimali zayıf olduğu için hava yolu kazaları seyrektir ama ses getiren kazaları da kazalardır diyebiliriz. Havalimanlarıyla hava alanları arasında fark vardır. Havalimanları tarifesiz dolunca kalkan charter seferlerine sahiptir. Yani hava alanından Özellikle atıyorum, tek bir sefer yapabilirsiniz. O gün kaçırırsanız bir sonraki güne kalırsınız. Havalimanlarında böyle bir şey yoktur. Sefer sayısı çoktur. Düzenli sefere bağlı olmayıp, tarifeye bağlı olmayıp, yolcu ne zaman isterse uçabileceği alanlardır havalimanları. En son açılan havalimanımız İstanbul'dur. Dünyanın en büyük olarak lanse edilen en son açılan havalimanı İstanbul'dur. En son açılan havaalanı ise Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi havaalanıdır. En son açılan Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi havaalanıdır. Havaalanları dediğim gibi tek seferin olduğu, uçuş sayısının az olduğu, charter seferi olmayan alanlar. Peki havalimanları neler? Mesela Sabiha Gökçen var havalimanı olarak. Ankara Esenboğa var. İzmir Adnan Menderes var. Antalya var. Muğla Milas var. Dalaman var. Adana Şakirpaşa var. OGI açıldı. Trabzon, Ordu, Giresun'a OGI açıldı. Denize yapıldı OGI havalimanı. Yani havalimanları, hava alanları birbirinden farklı birçok askeri hava alanı sivil hava alanı haline getirildi ve hava alanlarının sayısı arttı. İlk uluslararası ticaret taşımacılığa Fransa başladı. Yani bu iş Fransa ile başladı. Ama Türkiye'nin 2019 yılında açılan en büyük kargo taşımacılık havalimanı hangisi oldu derse GAP diyeceğiz. Şanlıurfa GAP Havalimanı. En son açılan havalimanımızdır. Taşımacılıkta lojistik olarak güncel soru olarak gelebilir. Bir de Zafer Havalimanı var. Bu da Kütahya'da. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanıdır. Yani Kütahya'dan, Afyon'dan, Uşak'tan yolcu çıkarsa Kütahya Zafer Havalimanı'na gitmek zorundadır. Dolayısıyla Zafer Havalimanı Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanıdır. Önemli. 25 Kasım 2012'de hizmete açıldı bölgesel havalimanı. IGA İstanbul'un 3. havalimanı, dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen bu havalimanının ismi IGA'dır. O nedenle İGA diye verirse, hani şaşırmayın neyi ifade ediyor derse, İstanbul'un 3. Havalimanı'nın ismidir. İstanbul Havalimanı yani İGA ismini alıyor. Ordu Giresun Havalimanı ise özellikle denize yapılan sivil kategorideki ilk havalimanıdır. Halen faaliyetleri sürdürüyor ve Türkiye ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı özelliğini taşıyor. Ordu Giresun yani OGI dediğimiz kısaltmış, kısaltılmışı OGI ismini verdiğimiz havalimanı. Dünyanın en işlek hava alanları, havalimanları içerisinde Atlanta havalimanı var. Pekin havaalanı var. Dubai havalimanı var. İlk üç bu şekilde ifade edilebilir. Ulaşımın tarihçesi daha çok güncel olarak soru gelebilir. Bunu da anlatıp bir sorunuz var mı kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar dünyada hangi yollar tarih boyunca Anadolu'dan geçmiştir ya da geçmemiştir şeklinde bir soru sorulabilir. Hangi yollar Anadolu'yu ev sahipliği olarak Anadolu bu yollara ev sahipliği yapmıştır ya da yapmamıştır? İpek yolu Anadolu'dan geçen yollardan biri. Çin'in Hanko şehrinden Marco Polo burayı anlatır, Hanko'yu anlatır. Hatta der ki Çin'in Hanko şehri hakkında burası o kadar güzel yer ki insan kendini cennette hissedebilir şeklinde. O dönemde tabii korona yokken <laughs> Hankou'yu ifade etmiş bu şekilde. Beijing, Pekin'dir zaten Beijing. Başlıyor sonra Moğolistan'dan, Afganistan üzerinden devam ediyor. İran'dan özellikle Trabzon'a sonra İstanbul'a kadar geçiyor. Yani İpek yolu Anadolu'dan geçti ve Anadolu'da yer alan yollardan bir tanesi şu anda canlandırılmaya çalışılıyor. Yani deniz demir yoluyla İpek yolu attı aynı güzergahtan başlayacak Hankov'dan. Aynı güzergahı takip edecek ama bu sefer deve kervanları değil demir yoluyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya oradan Manş deniziyle İngiltere'ye Fransa'dan ulaşacak. Yani Ümit Burnu'nun keşfiyle demir yolu İpek İpek Yolu önemini kaybetmişti. Şimdi tekrar güncel önemini kazanma noktasına geliyor. Bir sorumuz var. Yeni İpek Yolu olarak bilinen proje 3 kıtadaki 65 ülkeyi kapsıyor ve kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olup Çin'den başlayan ilk seferini yaptı. 4 Nis 4 Kasım 2019'da Türkiye'ye ulaştı. 6 Kasım'da Ankara'da karşılama töreni yapılacaktır. Yapıldı zaten. Bu proje hangisidir derse bu projenin ismi Tek Kuşak Tek Yol projesidir. Yani Demir İpek Yolu projesinin ismi, Türkiye'deki ismi Tek Kuşak Tek Yol projesi. Türkiye projeye destek veren ilk ülkelerden 65 ülke var. Modern İpek Yolu olarak biliniyor. Çin'in İngiltere'ye kadar ulaşmasını sağlayacak proje olarak lanse ediliyor. Ama Türkiye'ye nereden giriyor? Türkiye'ye Gürcistan üzerinde Canbaz sınır kapısından giriyor. Kapıkule'den çıkıyor. Canbaz'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Kapıkule'den çıkıyor. Bakın Çin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, İran'da var orada. İtalya, geçtiği ülkeler kısaca birçok 65 ülke var. Ama sınır kapıları daha önemli. Cambazdan giriyor, kapı kuleden çıkıyor. Anadolu'dan geçen diğer bir yol ise Likya yolu. Tabii Likya yoluna geçmeden önce Lidya yolu da Anadolu'dan geçiyor. Aslında Likya yolu Lidya yolunun devamı. Lidya Kral yolu diye geçer. Lidya Kral yolu Darius yolu. Lidya yolu Manisa Salihli'den başlar. Eski adı Sardes'tir. Manisa Salihli'den başlar. Antalya'ya kadar gelir. Manisa, Salihli'den Antalya'ya kadar Lidya yolu var, kral yolu. Antalya, Antalya'ya diyorum pardon özür dilerim Fethiye'ye kadar. Fethiye'den Antalya'ya kadar ise Likya yolu gelir. Yani Lidya yolu Fethiye'de biter, Antalya'ya Likya yoluyla yürüyüş yolu olarak devam eder. Bu yollar Anadolu'dan geçmiş. Hangi yollar bunlar? İpek yolu geçmiş. Lidya yolu, kral yolu yani e, ee, Dairus yolu geçmiş, Likya yürüyüş yolu geçmiş. Peki hangi yollar geçmemiş? Baharat yolu geçmemiş. Baharat yolu yok, Pers yolu yok, tarihi yol olarak Pers yolu, Çay yolu yok, Çay yolu. Bunlar Anadolu'dan geçmeyen tarihi yollar. Bir daha tekrarlayalım. Baharat yolu, Çay yolu, Pers yolu. Bunlar Anadolu'dan Geçmeyen tarihi yollar ve bu yollar geçitleri kullanmış. Bu KPSS sorusuydu. Yani doğal geçitleri kullanmış çoğu yok. Kim nereyi keşfetti? Vatandaşlığın sonunda altı soru içerisinde gelebilir. Kim nereyi keşfetti sorusunda. Uzak Doğu'yu en çok Çin'i keşfeden ve anlatan Marco Polo olmuş. Uzak Doğu'yu Çin'i keşfeden Marco Polo en çok Çin'i tanıtan ve en uzun süre Çin'de kalan gezgindir. Ümit burnunu keşfeden Bartelmi Diaz olmuş ki İpek yolunun önemi ortadan kalkmış. Güney Afrika'nın güney ucudur. Ümit, Ümit burnu, Bartelmi Diaz, Portekiz. Amerika'yı keşfetmiş ama Amerika olduğunu anlamayan Christophe Colomb Amerika'yı ilk ayak basan kişi diye sorabilir. İlk kez o ayak basmış ama Amerika olduğunu anlayamamış. Hint okyanusundan geçerek Hindistan'ı keşfeden Vasco de Gama. Hindistan'ı keşfeden Vasco de Gama olmuş Portekizli. Ki Portekizlerinin Portekizlerin coğrafi konumu çok uygun. Coğrafi keşifleri onlar başlatmış. Hindistan'a ulaşan Vasco de Gomo olmuş. Dünya turuna çıkan ve dünya turunu rasyonel olarak ispatlayan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan Magellan olmuş. Dünyanın çevresini dolaşan Magellan ama Filipinler'de öldürülmüş. Dünyanın çevresindeki turu tamamlayan ikinci kaptan Delkan olmuş. Yani dünyanın çevresinin dolaşılması Magellan'a ait ama yolculuğu tamamlayan derse Delcano diyoruz. Yine Portekizli Delcano. Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen kanıtlayan ilk kişi Magellan olmuştur. Fiilen dünyanın etrafını dolaşarak bunu ispatlamıştır ama yolculuğu tamamlayan Del Cano idi ikinci kaptan. Ümit burnu keşfetti. Ümit burnu aşarak Hindistan'a ulaştı. Dünyayı dolaşan ilk denizci oldu. Ümit burnu keşfeden Bartelmi Diaz, Hindistan'ı keşfeden Vasco de Gama, dünyayı dolaşan ilk denizci ise Magellan diyebiliriz. Evet. Bir dakika bir soru var galiba. Nerede bu diye böyle oldu. Evet baharat yolu. Baharat yolunun özellikle Doğu İran tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Yani İpek yolunun Doğu kısmında baharat yolu var. Ama baharat yolu Türkiye'den yani Anadolu topraklarından geçmiyor. Onu söyleyelim. Bulduğum ilk adaya bu hediyeyi çoktan hak etmiş olan kutsal majestelerin adına San Salvador adını verdim. Yani Karayip'teki adaları keşfetmiş daha çok ama oranın yeni bir kıta olduğunu anlayamamış. Bu sözler kime ait diye sorarsa Kolomba ait diyebiliriz. Evet buraya kadar sorunuz var mı? Keşiflerle ilgili, hava yoluyla ilgili. Sorunuz var mıydı arkadaşlar? Evet, yine güncel 6 soru için birkaç isim göreceğiz. Strabon. Bunlar vatandaşlığın sonunda güncel konularda, güncel coğrafya olarak sorulabilir. Strabon özellikle Amasya'lı Strabon diye geçer. Manisa Kula yöresini ilk keşfeden kişidir. Manisa Kula yöresine ki orası en genç volkan konileri olarak geçer. En genç volkan konileri 60 üzerinde volkan konisi vardır. Türkiye'nin ilk jeopark milli parkıdır Manisa Kula yöresi. İlk jeopark milli parkı. İlk orayı anlatan, tanıtan Strabon olmuş. Buraya bir isim vermiş. Yanık ülke. Manisa Kula yöresine yanık ülke ismini veren kimdir derse Strabon diyeceğiz. Manisa Kula yöresine yanık ülke ismini veren ilk kişidir Strabon. Aynı Strabon, Kapadokya'ya Güzel Atlar Ülkesi ismini vermiş. Güzel Atlar Ülkesi. Strabon'un Kapadokya'ya verdiği isim de Güzel Atlar Ülkesi. ÖSYM bu tür tanımlamaları çok sorar. Mesela Gündüz Seyranlık, Gece Gerdanlık, Mardin, Serhat Şehri, Ferhat Şehri, Şehzadeler Kent. Bu, tüm, bu tür tanımlamalara dikkat edeceksiniz. O nedenle Kapadokya ve Manisa Kula Yarısı'nın özel isimleri var. Unutmuyoruz. Biruni Gazze'li Mahmut'un sarayımın hazinesi dediği bilim insanı. Gazze'li Mahmut sarayımın, sarayımın armağanı demiş. Himayesini almış. Çok önemli. Çağın dahisi olarak geçiyor. Eksen eğikliği 23.27'dir, 27dir Bir saniye farklı hesaplamış. Eksen eğikliğini bir saniye farklı hesaplamış. Mesela yer çekimini ilk o keşfetmiş, ispatlayan Newton'dur ama yer çekimi ile ilgili ilk keşif ona ait, yer çekimi. İlk yoğunluk ölçme aletini bulmuş, yoğunluk ölçme aleti ile birlikte tuz yoğunluğunu ölçmüş Kızıl denizin yoğunluk ölçme aletini bulmuş. İlk özellikle Ezacılık kitabını yazmış. İlk Ezacılık kitabı da Biruni'ye ait. kitab Seydane diye. İlk Ezacılık kitabı çok önemli. Bitkileri sınıflandırarak ilk Ezacılık kitabını yazmış. Onun dışında Jodezi biliminin kurucusudur. Yani yapmadığı şey yok gibi Biruni önemli. İbni Batuta gelmiş geçmiş en büyük gezgin sayılır. Arap Prensi, Arapların Gezgini, Seyahatname adlı bir eseri var. 40 yıl boyunca neredeyse Kuzey Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya kadar, Afrika'ya kadar bütün bilinen kıtaları gezmiş. Dolayısıyla Gezginler Prensi, en önemli gezgin dersi İbni Batuta diyeceğiz. Ali Kuşçu, Fatih'in hocasıdır. Astronomi kitabı yazmıştır. Fethi adlı eseri vardır. Bu eseri de özellikle arkadaşlar Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Fatih'e sunmuştur. Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Fatih'e sunan Ali Kuşçu olmuş. Evliya Çelebi ise Anadolu'yu en çok tanıtan gezgindir. Seyahatname adlı eseri vardır ki eserinde özellikle Anadolu'nun orman olduğunu betimlemiştir. Sonrasında ormanların yok olduğu antropojen bozkırlara dönüştüğünü görmekteyiz. Katip Çelebi ise Cihan Numa adlı eseri yazmış ki bu en önemli coğrafi ansiklopedik eserdir. Cihan Numa. En önemli coğrafi ansiklopedik eser diyeceğiz. İki kez yazmış Cihan Numa'yı. Keşfi Zünun, Fezdeki adlı eserleri de var. Cihan Numa'yı yazarken mesela İbni Haldun'dan yararlanmış, Merkator'dan yararlanmış, Batlamyus'tan ama en çok yararlandığı kişi Kaçkarlı Mahmut'tur. Divan-ı Lügatül Türk adlı eserinden yararlanmıştır. O da ilk Türk coğrafya sözlüğüdür. Divan-ı Türk ilk coğrafya sözlüğü ki Cihanlumu adlı eseri İbrahim Müteferrika e basmıştır. İlk bastığı Türk eserdir. İbrahim Müteferrika tarafından basılmış ilk bastığı Türk eseri olarak öne çıkıyor. Bir de Avicenna var. Bu soruldu. İbn Sina'nın tıp biliminin kurucusu olarak değerlendirebileceğimiz özellikle İbn Sina'nın adı Avicenna olarak anılmaktadır. Pir Reis ise ilk Türk kartografı olarak öne çıkar. İlk Türk kartografı. Amerika kıtasına ilk kez haritasında yer veren Türk kartografı. Amerika'yı görmeden Christophe Kolomb'un günlük, günlüklerinden yararlandığı söylenir. Bu eseri Kitabı Bahriye adlı eserle birlikte bu çizdiği haritayı Yavuz Sultan Selim'e sunmuş. Sonra kanuni döneminde hayatını kaybetmiş ancak e, Kaptanlı kaptanı deryalığa kadar yükselmiş. Eserlerini zaten çok uzun süre yaşadığı Çanakkale Kilitbayır Kalesi'nde hazırlamış en önemli eseri Kitabı Bahriye, Pir Reis ilk Türk kartografı diye geçiyor. Bu tarihi şahsiyetlerden sonra devrimler. Bu devrimler de güncel olduğu için unutmayın. Kadife devrimi Çekoslovakya'da şimdiki adıyla Çek. Çek ya diye geçiyor. Beyaz devrimi İran, Turuncu devrimi Ukrayna, Gül devrimi Gürcistan, Yasemin devrimi bu Arap Baharı diye geçer Tunus, Lale devrimi ise Kırgızistan. Yani bunlar da jeostratejik olarak güncelde çıkabilecek bir diğer soru grubu içinde. Ve Türkiye'nin asker bulundurduğu ülkeler, bunu da bu sene bekliyorum. Özellikle Türkiye'nin asker bulundurduğu, gönderdiği ülkeler, biz Libya'ya gönderdik, Somali'ye gönderdik, Suriye'ye, Irak'a, Katar'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderdik. Yani kırmızıyla gösterdiklerimiz özellikle bulunan ülkeler. Ancak Bosna Hersey'e de gönderdik sonra geri çektik. Arnavutluk, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan, Lübnan. Yani bunların hepsine gönderdik ama kırmızıyla olanlar halen orada bulunanlar. Halen orada olanlar kırmızı gönderip geri çektiklerimiz ise lacivertle gösterilmiş. Bunlar güncel. Yine bir soru var. Bir dakika. Ekim devrimi Rusya, evet. Ekim devrimi. Burada almamışız. Bir de stratejik elips diye bir tanımlama var. Dünya petrol doğalgaz rezervlerinin %70'ini barındıran bölgeye stratejik elips diyoruz. Yani Türkiye bu bölgede yer alıyor ama petrol rezervleri açısından zengin değil. Dolayısıyla petrol rezervleri açısından zengin olmayan stratejik elips ülkesi hangisi derse Türkiye diyeceğiz. Türkiye özellikle stratejik elips bölgesi içerisinde yer alır ama bu tanıma uyan bir ülke değildir. Onu da söyleyeyim bu tanıma uyan bir ülke konumunda değil. Ve geldik artık en çok soru gelen fiziki coğrafyanın nokta vuruşuna. Fiziki coğrafya yani yer şekilleri. Burada akarsularla başlayacağız. Sonra göller ve diğer yer şekilleri olarak uzun bir konu anlatım bizi bekliyor. Şu ana kadar anlattıklarımda soracağınız soru var mı? Akarsulara kadar olan bölümde anlatacağımız konu değişecek. Buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Seste ya da görüntüde problem yok galiba. Yani kaç dakikamız kaldı? Bölünmez bir kısmını anlatacağım zaten. Giriş kısmını yapacağım. Kaçta bitiyordu bizim dersimiz normalde? Kaç gözüküyordu arkadaşlar? Bir bakayım ben de. Bir dakika. 13'te başlayacak. 15'te başlayacak. Evet. 40 geçe 20 dakika ara. Dersler 40 dakika ise bitmek üzere. Ders kaydediliyor arkadaşlar zaten. Evet. 2.30'da mı bitecekti normalde? 2.30'da bitecekse burada kalıyoruz. Evet. Evet iki buçukta bittiyse burada kalıyoruz. O zaman şimdilik hoşçakalın. Haftaya buradan devam edeceğiz. Devrimler burada bakın. Evet. Devrimler burada. Bunlara çalışın. Neredeyse bütün konuları göreceğiz nokta vuruşu olarak. Dolayısıyla hani yüz yüze olmasa bile sadece bunlara çalışsanız bile devrim yaparsınız, fullersiniz. Kayıtları e, ben şeye göndereceğim. E, ne derler? Hasan hocamıza göndereceğim. Dershaneye, dershaneden siz alabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.